Selamlar herkese. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda Arbitrum ve diğer katman 2 çözümlerini karşılaştıracağız. Katman 2 çözümlerinden bahsetmiştik Arbitrum üzerinde ama Arbitrum dışında da pek çok katman 2 özelliği var. Peki yani neden bu kadar fazla katman 2 çözümleri var? Niye sadece mesela Arbitrum yok? Bunlardan bugünkü konumuzda bahsedeceğiz. Optimism var, Polygon var, ZK var, birçok çözüm var. Hepsi neler yapıyor? Bir genel olarak bakacağız. Ne demiştik? Ethereum'u alıp popülerliği nedeniyle gerçekten yoğun ve işlem ücretleri yüksek. İşlem hızları düşük, güvenlik sorunları çıkabiliyor. Bu sorunları çözmek için de işte katman 2 çözümleri ortaya çıktı. Bu çözümler işlemleri Ethereum ana zinciri dışında işleyip daha hızlı, daha ucuz ve daha verimli hale getirerek aslında Ethereum'a yardımcı oluyor. İşte Arbitrum var, Optimism var, ZK var, Polygon var. Birçok katman 2 çözümü var. Şimdi karşılaştıra gideceğiz ve her katman 2 çözümünü Arbitrum'la karşılaştırmaya çalışacağım. Öncelikle Arbitrum ve Optimism'i bir karşılaştıralım. Farkları, benzerlikleri hepsine bakalım. Öncelikle benzerliklerine bakalım. Arbitrum ve Optimism, Optimistic Rollup adı verilen aynı teknolojiyi kullanıyor. İşin özetinde. Benzerlikleri ikisi de işlemleri zincir dışında topluyor ve özetlerini Ethereum'a gönderiyor. İşlemler hızlı ve düşük maliyette. İşlemlerin hepsini ikisi de doğru kabul edip hatalı işlemleri Fraud Proof teknolojisi kullanarak onaylıyorlar aslında. Peki farkları ne? Fraud Proof mekanizması farklı aslında. Arbitrum çok turlu bir Fraud Proof sistemi kullanıyor. Bu da potansiyel hataların daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesini sağlıyor. Optimism ise tek turlu kullanıyor. Bu daha basit bir sistem ancak bazı durumlarda detayların fark edilememesine sınırlıyor ve bu da güvenlik açığına yol açabiliyor. Kullanıcı deneyimi tarafında da belli farklılıklar var. Arbitrum Optimism'e göre daha geniş bir ekosisteme sahip ve bu da kullanıcılar için daha fazla uygulama seçeneği sunuyor aslında. Şimdi de Arbitrum ve Polygon'u karşılaşalım. Polygon da çok eski katman ikilerden biri ve yine benzerliklerle başlayalım. Polygon, Ethereum'un ölçeklenebilirlik çözümlerine aslında farklı bir çözüm yaklaşımı sunuyor. Yan zincirler kullanarak Ethereum'la birlikte çalışıyor. Yani zincir dışı değil, yan zincirler kullanarak Ethereum'la birlikte çalışıyor. Peki benzerliği ne Arbitrum'da? İkisi de Ethereum ağına bağlı çalışıyor. İşlem ücreti ikisinde de düşük ve ikisinde de gerçekten geliştiricilere, yazılımcılara kolaylık sunan birçok araç var. Peki farklılıkları ne? Güvenlik tarafında öncelikle farklılıkları var. Ethereum, Arbitrum her zaman dediğimiz gibi Ethereum'un güvenlik altyapısını kullanıyor. Yani işlemler Ethereum'un sağladığı güvenlik standartlarına bağlı. Bu da üst düzey bir güvenlik sağlıyor. Polygon ise kendi güvenlik mekanizmalarına sahip. Yani aslında üçüncü bir güvenlik mekanizması var. Buna göre plan işlemler bundan dolayı da Ethereum kadar güvenli olmayabilir. Performans olarak teoriye baktığımızda Polygon daha fazla işlem kapasitesine sahip. Ancak Arbitrum aynı zamanda güvenli diyebilir. Şimdi ZK ve Arbitrum'a bakalım. ZK'de biliyorsunuz bu sene çıktı. Bilmeyenler için de söyleyeyim. Bu sene testnetini bitirip mainnet'e geçti ve token'ını duyurdu. Hatta bir sürü airdrop olayı oldu. Test eden kişiler memnun kalmadılar. Çünkü daha önce de bahsettiğimiz gibi test eden kişiler bir ağı, bir airdrop beklentisinde oluyor ama bunu karşılayamadı. Şimdi burada da bir Arbitrum ve ZK'in benzerliklerine bakalım. ZK kendi rollup, ZK rollup teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji işlemlerin geçerliliğini kriptografik olarak doğruluyor. Benzerliğine baktığımızda her iki çözüm de Ethereum'un işlem maliyetlerini düşürmek, hızını arttırmak için geliştirilmiş ve ikisi de merkeziyetsizlik prensibini benimseyip ölçeklenebilirlik çözümü amacıyla çıkmış teknolojiler. Peki farkları neler? Teknoloji tarafında farkları var. ZK'de işlemler için matematiksel kanıtlar oluşturuluyor ve bunlar işlemlerin doğruluğunu garantiliyor ve bir sahtekarlık, dolandırıcılık ihtimalini de neredeyse sıfıra indiriyor. Arbitrum ise optimistik yaklaşımıyla çalışıyor ve işlemleri doğru kabul edip hatalı tespit edildiğinde müdahale ediliyor. Geliştirici uyumluluğuna baktığımızda ise Ethereum direkt EVM'i kullanılıyor. Tamamen bununla uyumlu. Bu da geliştiricinin mevcut projelerini daha kolay bir şekilde yapmasını sağlıyor aslında geliştirmesini. Şimdi geliştirici uyumluluğuna baktığımızda ZK'de ise henüz tam Ethereum Virtual Machine uyumluluğuna ulaşmamış. Bu da bazı projelerin entegrasyonuna zorlaştırabiliyor. Gelecekte tam olarak ulaşması bekleniyor ama şu an bu noktada Arbitrum'a göre zayıf diyebiliriz. Hani örneğin bir DeFi uygulaması işte bir token aldım sattım. Burada bir karşılaştırma yaparsak Arbitrum'da işlem ücreti 0.5 işte 1 dolar bazen oluyor ama şu an çok çok daha düşük centlerde. İşlem süresi saniyeler içinde ve güvenlik Ethereum
olarak geçiyor. Şimdi diğer çözümlerle karşılaştığımızda optimizmde de saniyeler içinde yine güvenlik Ethereum, yine fiyat benzer. Polygon'da fiyat biraz daha ucuz, işlem süresi daha hızlı ama bu sefer güvenlik tarafında kendi mekanizmaları var. ZK'de yine aynı şekilde güvenlik tarafında kendi mekanizması var diyerek burada da bir özet yapabiliriz. Şimdi hani bir çözüm seçmek istiyorsanız, güvenlik tarafında önem veriyorsanız özellikle Arbitrum'u seçmeniz mantıklı. Çünkü Ethereum'un kendi güvenlik sistemini kullanıyor. Geliştiricisiniz. Kolay bir şekilde Ethereum'da da çalışan bir uygulama geliştirmek istiyorsanız yine Arbitrum mantıklı. Veya işte diyorsanız ki ZK'in kendi böyle matematiksel yöntemiyle güvenliği sağlasın. O zaman ZK'yi seçebilirsiniz. Çok çok hızlı, çok fazla işlem gerçekleşsin diyorsunuz. Polygon seçebilirsiniz. Yani burada Layer 2 katman 2'lerin özelliklerine göre çözüm seçimi yapabilirsiniz. İşte burada da düşük maliyet için seçebileceksiniz. Kolay uyumluluk için seçebilecekleriniz de biraz daha burada sizlere özetledim. Kısacası hani katman 2 çözümlerin hepsinin kendine göre avantajları var ve hepsi gerçekten Ethereum'a oldukça fayda sağlıyor. Gelecekte de bunun faydalarını çok daha fazla göreceğiz ama şu anda işte Arbitrum'da geliştirilen oyunlar, DeFi projeleri ve birçok proje ile birlikte bunu çok daha fazla görüyoruz. Kısa vadede de daha fazla Ethereum'a daha uyumlu, Ethereum'u bu nokta da geliştirecek daha fazla teknolojinin de gelişmesini bekliyorum özellikle Arbitrum tarafında. Uzun vadede de çok daha farklı şeyler görebiliriz çünkü çok dinamik, çok yeni bir sektör her zaman bahsettiğim gibi. Zaten bunlardan da ileride bahsedeceğiz deyip burada bitirelim. Sorularınız varsa yoruma bırakın, kanala abone olmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere.